80'in üzerinde besteye imza attı. Dünyanın en hızlı keman virtüözü seçildi. Muhammed Yıldırır, kurduğu orkestralar ve uluslararası başarılarıyla Türk müziğini dünyaya tanıtıyor. Kemanın telleri ve piyanonun tuşlarıyla küçük yaşlarda tanışan sanatçı, müziğe 7 yaşında keman virtüözü babası Ali Yıldırır'dan eğitim alarak başladı. Yaşında İtalyan keman virtüözü Macigni'den özel dersler alarak eğitimine devam etti. Yıldırır, Müzeyyen Senar, Zeki Müren ve Münir Nurettin Selçuk gibi tanınmış birçok sanatçının baş kemancısı olan babasını idol olarak görüyor. Yedi yaşımda başladım kemana. O da şöyle çok aslında spontan oldu. Babam evde keman eğitimleri verirdi öğrencilere. Ben de babama çok hayranım. Hayatınızdaki ideal adam keman çalınca da otomatik olarak kemanını seçiyorsunuz. Ailemde bir baskı görmedim. Hani babam birisi keman çal, piyano çal diye. Eğitimlerim tamamen evde oldu aslında. Çünkü ablam bir ses sanatçısı, opera sanatçısı, abim bir piyano virtüözü. Babamla 6 saat boyunca karşımda oturur, beni keman çalıştırırdı. Arkasında ablam beni çalıştırdı. Şan, solfej etütlerini çalıştırdı. Onun haricinde abimle piyano keman eşlikli eserleri çalışırdık. Evdeki aslında bir nevi konservatuvardı. Böyle anlatınca böyle çok şey geliyor kulağa, böyle eğlenceli geliyor ama çok stresli bir işti. Çünkü hepsi alanında profesyonel. Hani yanlış yapma ihtimaliniz yok. Çünkü hani konservatuvarda eğitim alırsınız, eve gelirsiniz, hoca bilmez sizin yanlış yaptığınızı. Ama evde sürekli her yaptığınız melodi, her yaptığınız ses bir kontrol altında tutuluyor, bir kamp gibi. Ben kendimi odaya kapatsam bile çalışırken bir babam bağırdı, yanlış nota. Orada solfej yapıyor. Ablam diyor ki hayır Muhammed öyle değil. Abim derdi ki burada işte eşlik kaçırıyorsun, buradaki armoni şöyle değil, daha nüans çalman lazım falan. Sürekli bir baskı halindeydi. Ama bu çok tabii keyifliydi. Buna çok güzel. Ben konservatuvara gittiğimde, şimdi megalomanlık olmasın ama çok alanda tamdı eğitimlerim. Çünkü zaten evde bunu öğrenmiştim. 80'e yakın bestesi olan virtüözün Türk müziğini dünyaya tanıtmak hedefleri arasında yer alıyor. On iki yaşımdayken Şeytanın Rüyası adlı bir beste yaptım. Aslında tam olarak bir beste denilemez. Bir etüt varidir keman tekniği açısından. Herkes bana şunu soruyor. O yaşta bir çocuğun Şeytanın Rüyası isminin nereden buldum ve nereden hissettiğimle alakalı bu bir soruydu bana. Şöyle bir şey, her kemancı Paganini hayrandır. Paganini de şeytani kemancıdır. Çünkü teknikleri hep en üst düzeyde, hep karışık, hep zordur. Her kemancının korkulu rüyasıdır. Ve biz de o zamanlarda keman çalmaya başladığımda hep böyle paganinist bir tavrımız olur. Her kemancının vardır genellikle. Ben de ona özendiğim için, öykündüğüm için Paganini'ye zor bir eser yapmak istedim kendimce. Bu eserde 12 yaşında bestekten sonra eseri çaldıktan sonra ismini koydum. Hani ismi ne olabilir bunun? Şeytanın Rüyası olabilir diye. Bu eserde kükürliyata girdi. Birçok okulda da öğrencilerin sınav parçası olarak seçildi. 80'e yakın bestem var. Çoğu konserimde bu bestelerimi kendim hem çalıp hem aranjelip hem de icra etmeye çalışıyorum. Ama genellikle tercihim diğer bestelerimizin, kendi kültürümüzün, üstadlarımızın eserlerini sentezleyip, senfoni ile, Avrupa müziğiyle, senfoni orkestrasını uyarlayıp kendi müziğimizi dünyaya tanıtmak olduğu için bir misyonumda. O yüzden bunu daha fazla ağırlık veriyorum. Bestelerimi şu anda yayınlamak ya da çalmak benim için ikinci planda. Muhammed Yıldırır, 2011'de Flight of the Bumblebee adlı eseri 37 saniyede çalarak dünyanın en hızlı keman virtüözü unvanına sahip oldu. ...2015 yılında rekorlar kitabına girdim. Dünyanın en hızlı keman virtüözü olarak. Benden önceki rekor Alman keman virtüözü David Garrett'teydi.
Flight of the Bumblebee adlı eserini çaldı. 4 dakikaya yaklaşık bir süre tutuyor. Keman virtüözü David Garrett bunu 66 saniyede çaldı. Onun haricinde Ben Lee, keman virtüözü, bunu 55 saniye indirdi. Bu süreçte ben rekoru kırmaya çalışıyordum zaten. Bunu biz evde karar verdik. Hep olur ya bir arkadaş ortamında sen de yaparsın, sen de yaparsın diye. David Garrett'ı izleyince benim arkadaşlarım dedi ki bir denesene bakalım çalabilecek misin? Dedim ki yok yani. Nerede çalacağız rekorlar kitabını falan. Çaldığım zaman 66 saniye değil 68-69 saniye çalabildim ben hiç çalışmadan. Bunu yapabileceğime inandım. Sonra çalışmaya başladım. Film yönetmenliği, ses mühendisliği ve kompozisyon gibi farklı alanlarda eğitimler alan Muhammed Yıldırır, birçok orkestranın kuruculuğunu üstlendi. Şu anda kurmuş olduğum orkestranın en büyüğünü Başakşehir Belediyesi'nde kurduk ve bu orkestramızı da hem Avrupa'da hem ülkemizde birçok platformlarda yansıtıyoruz. Orkestramız şu anda 150 kişilik bir orkestra. Tamamen öğrencilerden oluşan bir orkestra ve eğitim alan çocuklardan oluşan bir orkestra. Ama daha önceden işte Uçan Parmaklar Orkestrası diye bir orkestra kurmuştum. Muhammed Yıldırır Ensemble var. Şu andaki sahip olduğum orkestra. Ama birçok da gruplarım var. Caz grubum var, senfoni orkestrası grubum var, küçük bir oda orkestrası grubum var. Projeye göre her orkestramı hem yönetip hem de çalmaya devam ediyorum.